Lider Belediye Kütahya Spor, Beyoğlu Yeni Çarşı spor hazırlıklarına devam ediyor. Bölgesel Amatör Lig 9. grupta mücadele eden temsilcimiz Belediye Kütahya Spor, geçtiğimiz haftayı da kayıpsız tamamlayarak namağlup ünvanını koruyor. Ne oldu ya? Sanki toplar. Ligde ilk yarının bitmesine 2 hafta kalırken bu hafta sonu temsilcimiz İstanbul takımlarından Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u konuk edecek. Ligdeki gidişatı değerlendiren sportif direktör Tolga Ta, yine zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönmenin sevincini yaşadık dedi. 11 haftayı geride bıraktık. Yine zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönmenin sevincini yaşadık. Ama sadece bir gün yaşayabiliyoruz biliyorsunuz. Yeni bir hafta, yeni bir stres, yeni bir maç. Zorla bir 90 dakika yine bizi bekliyor. Dediğiniz gibi kalan 2 tane maçımız kaldı. Devre arasına kadar inşallah bu 2 maçta da kayıpsız bitirebilirsek bizim için ikinci yarıya puan tablosundaki konumumuz itibariyle avantajlı bir durum elde etmiş olacağız. Bunun bilincindeyiz. Çalışmalarımızda bu hafta pazar günü oynayacağımız, kendi sahamız ve seyircimiz önünde oynayacağımız Beyoğlu Yeni Çarşı maçıyla beraber hazırlıklarımız bugün başladı. İnşallah o maçta da her zamanki gibi iyi futbol oynayarak takımımızı iyi gidişatını devam ettirmek istiyoruz. Oynanmamış hiçbir maç kazanılmış değildir diyen Tolga Ta, kalan 2 maçın zorlu olacağını söyledi. Her şey yolunda gidiyor. Oynanmamış hiçbir maç kazanılmış değildir. Şimdi bu dediğim gibi 2 maçta yine zorlu bir maç. Beyoğlu Çarşı bizim grubun sezon başı özellikle çok iyi başlamışlardı. Hatta birkaç hafta önce grupta bizim hemen arkamızda 2. sıradaydı. Onlar derli toplu oynuyorlar. Daha aklı başında, daha böyle pas oyunu bilen iyi bir takım. Tempolu bir takım. Ama biz de iyi bir takımız. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu oynadığımız 13 maçta da herkese gösterdik. Daha iyi olmamız gerekiyor. Sakatlarımız var, cezalı oyuncularımız var. Dezavantajlarımız var. Ama inşallah bu dezavantajları, bu eksikliğimizi bir başka şekilde telafi ederek yine bir kazanmak niyetimiz var inşallah. Belediye Kütahya Spor Teknik Direktörü Polat Çetin ise gidişatın iyi olduğunu ve sorunsuz ilerlediklerini belirtti. Gidişat, evet, şu an güzel, bir sorunsuz gidiyoruz. Bir namalip ve galibiyet serileriyle devam ediyoruz. Bu haftada oynadığımız maç öncelikle Yeşilköy. Futbol olarak zayıf ama psikolojik olarak zor bir maçtı. Futbol olarak zaten bizi yenemeyeceklerini biliyorduk ama yaptıkları futbol dışı konsantrasyon bozucu hareketlerle bizi engellemeye çalıştılar ama başaramadılar. Çok şükür bu maçı kazandık. O maçı kapattık. Şimdi önümüzdeki hafta Beyoğlu Çarşı maçının hazırlıklarına bugün başladık. Biliyorsunuz her seferinde söylüyorum. İşte 2 maç kaldı ama biz tek maç tek maç gidiyoruz. Önümüzdeki ilk hedef Beyoğlu maçı. Zor maç olacak. O bu ligin kaliteli takımlarından. Şu son haftalarda farklı skorlar alsa da, mağlubiyetler, beraberlikler alsa da bu ligin şampiyonluk hedefiyle bu lige başlamış. Maliyetli, iyi oyunculardan kurulu bir takım. Top oynamayı seven, pas yapmayı düşünen böyle bir güçlü bir takımla oynayacağız. Ama kendi sahamızda iyi oynuyoruz, iyi mücadele ediyoruz, coşkulu oynuyoruz. Bu önümüzdeki pazar günü oynayacağımız maçta da yine aynı şekilde olacaktır. Yine o maçı kazanmak istiyoruz. Bunun için oyuncularımın da psikolojik olarak da hazırlar, moralliler. Maçı bekliyoruz. İnşallah hedefimiz maçı kazanmak. Kazanıp son haftaya yine moralli girmek. Ondan sonra da maçı düşüneceğiz. Çetin takım içerisinde kart cezalısı ve sakatlıklarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz bu maçta 2 tane oyuncumuzu kartlardan dolayı kaybettik. Abdurrahim bence yanlış bir kararla kırmızı kart gördü maçtan sonra. Rakibin yaptığı hatayı bize mal etti hakem. Ondan mahrumuz sol bek. İsmail Kayalı sağ bekimiz, o da çift sarı karttan kırmızı gördü, o da oynamayacak. Ahmet Kılıç Aslan'ın bir sakatlığı var, o şu an tedavide. Kemal 2 haftadır işte biliyorsunuz onda yüzünde bir problem vardı, açılmıştı. O bu hafta idmanlara yeni başlıyor. Mert yeni toparlıyor, daha yeni idmanlara başlayacak. Mustafa Demirel fıtık ameliyatı oldu. Yani biraz o yönden biraz sıkıntılıyız, eksik oyuncularımız var. Ama tabii bunlar bahane değil. Biz bu bahanelerin arkasına asla sığınmayız. Elimizde 23 kişilik bir kadro var. Gencisi var, tecrübelisi var. Hepsi oynamaya hazır. Elimizden geleni yapacağız. Onları hazırlamak için. Onların, oynayan oyuncuların yerine yeni oynayacaklar.
İlla ki hazır olacaklardır. Onlar da gayretli, konsantre. Onlar da her şeyi yapmak isteyeceklerdir. Dediğim gibi bunlar da mazeret değil. Eksik oyuncularımız var ama biz bir şekilde sahaya eksik çıkmayacağız sonuçta. 11 kişi çıkacağız. İnşallah. Futbolcularsa bu hafta oynayacakları Beyoğlu Yeniçarşı Spor hakkındaki düşüncelerini ifade ettiler. Ya bir takım içerisinde çok iyi bir ortamımız var. Aile bir ortamımız var yani. Herkes birbirine çok saygılı, sevgili. İçeride olsun, saha içerisinde olsun, saha dışarısında olsun. Herkes birlik, beraber içerisinde. Kalan iki maç içinde zor maçlar olacak bizim için. Çünkü bizim konumuzdan dolayı herkes farklı motive oluyor. Ama biz tabii yine kendi oyunumuzu oynayıp elimizden geleni yapıp maçları kazanacağız inşallah. Aynı önceki haftalar gibi istikrar devam etmek istiyoruz. Bir huzurumuz, mutluluğumuz var. Bozulmasın istiyoruz. Her şey çok güzel. Yani güzel bir aile ortamı, güzel bir hava yakaladık. İnşallah böyle devam eder. Kalan maçlar hakkında kayıpsız geçmek istiyoruz. Son kalan iki maçımızı devre arasına lider girmek istiyoruz. Hayırlısı olsun. Takım şu an çok iyi. Herkes uyum halinde gördüğümüz gibi zaten. İnşallah sonu güzel olur. Güzel biter.